Yüzyıllar boyunca tarihte sayısız olaya tanıklık eden hipodrom, Roma İmparatorluğu döneminde İstanbul'a inşa edilmiş en eski yapılardan biridir. İmparator Septimus Severus, Bizantiyon'un Megaralardan almıştı. Ancak bu o kadar kolay olmamıştı. Savaş esnasında Severus İstanbul'u yerle yeksan etmiş, bu nedenle hem şehri onarması hem de Bizantiyon halkını mutlu etmesi gerekiyordu. İşte bu nedenle İtalya Roma'da bulunan Circus Maximus Hipodromu'na benzer bir arena inşa ettirdi. Milattan sonra 196 yılında inşasına başlanan hipodrom 203 yılında tamamlanmıştı. Henüz paganizme inanan Roma'da gladyatör oyunları ve vahşi hayvanların savaşları birer eğlence aracıydı. Bu nedenle hayvanların seyircilere saldırmamaları için tribün ile arena arasına derin ve geniş hendekler kazılmıştı ve insanlar görkemli sahnelere şahit oluyordu. Büyük Konstantin İstanbul'u Roma İmparatorluğu'nun yeni başkenti yaparken 330 ve 337 yılları arasında hipodromu geniş kapsamlı imar ettirdi. U şeklinde olan hipodrom yaklaşık 429 metre uzunluğa ve 119 metre genişliğe sahiptir. Hipodromdan günümüze yarış pistinin dönüş kısmı olan Spendon'a ulaşmıştır. Spendon'un karşı tarafında, yani Alman çeşmesinin olduğu tarafta, yarış arabalarının 12 kulvar halinde çıkış yapmalarını sağlayacak anıtsal bir kapı vardı. Yarış pistinin yan kenarlarında boydan boya üzerinde yaklaşık 30 bin kişilik kapasiteli oturma yerleri bulunan kademeli basamaklar yer alıyordu. Yarışları imparator ve şehrinin ileri gelenleri Katisma adı verilen imparatorluk sarayına geçişi olan balkondan, takımlar ise liderler ve taraftarlarıyla Katisma'nın yanlarındaki tribünden izliyordu. Yarış pistinin ortasında, pisti boydan boya ikiye ayırmak için yaklaşık 2 metre genişliğinde, 3 ve 4 metre yüksekliğinde spina yapılmıştı. Zamanında spina üzerinde birçok anıt ve heykel vardı. Ancak günümüze kadar sadece yılanlı sütun, örme sütun ve dikili taş ulaşmıştır.